zamanlarda hep beraber görüyoruz. İtiraf gibi açıklamalar geliyor. Kimisi itiraf gibi değil. Bayağı itiraf kimisi. Ben bununla alakalı bir ilmi bir video da çektim. 3 dakika biliyorsunuz son derece ilmi bir şekilde konuyu ele aldım. Yani o 3 dakikayla alakalı da bir şey söyleyeyim. Ben hususen itina ile şeye dikkat ediyorum. Argo bir kelime kullanmayayım. Yani mizah argoyu kaldırır. Ama ben argo kullanmayayım diyorum. Yani özellikle dikkat ediyorum. Yani çok çok böyle bir iki yerde argo kabul edebilecek şeyler var ama çok dikkat ediyorum. Hatta birkaç böyle beni yeni tanıyan, 3 dakika videolarıyla tanıyan bazı insanlar ya hocam aslında oraya bir küfür iyi gidermiş ama siz hani falan diyorlar yani şu laf iyi. Ben ona dikkat ettiğim halde karşılığında hep küfürle karşılaşıyorum. Yani çok çok ağır küfürlerle karşılaşıyorum. Abi mizahın acıtıcı bir yanı da var galiba. Acıtıyor böyle yani biraz... Hakikati çuvaldızla batırdığı için belki de bilmiyorum. Hoşlarına da gitmiyor olabilir. Neyse ben doğru bildiğim şeyi yapmaya devam edeceğim ama şimdi bu kadar son dönemde çok sık küfür duyuyoruz. Çok sık küfür duyuyoruz. Çok beylik laflar duyuyoruz. Yani öyle laflar ki yani teraziye koysak ya bu şirke girer mi girmez mi tartışılacak şeyler duyuyoruz bazılarından. Dillerinden dökülüyor. Yani peygamberle kıyaslamalar ne bileyim İşte yok doğduğu toprağın, yaşadığı toprağın mukaddes toprak olması falan. Yani benim bildiğim kadarıyla Allah bir şeyi mukaddes ilan etmemişse sen mukaddes hale getiremezsin onu. Yani bundan sonra burası mukaddes diyemez. Allah tarafından bir şey yoksa. Ama son zamanlarda da özellikle tuzak kelimesinin altını çizerek bu konuyu konuşmak lazım. Kişinin dili... Niyetini orta yere saçar mı? Dil sürçmesi olabilir bu. Farkında olmadan konuşma olabilir. Sayıklama olabilir. Hani genelde şey vardır ya işte alkolikler sarhoş olunca filan böyle dilleri çözülür. Her şeyi anlatırlar. Kimisi de uyurken dili çözülür. Bir şeyler söyler. Komadaki insanların narkoz anında böyle konuştuğu anlatılır. Ben öyle bir şey yaşamadım, görmedim ama birkaç doktor arkadaş bana bunu söylemişti. Narkoz verilince insanların böyle bayağı sırlarını ortaya döktüğünden bahsetmişlerdi. Ortada narkozluk bir durum yok ama itiraflar var. Psikoloji ne diyor bu konuda Hakan abi? Yani ya da... Şimdi psikologların alanına girmek istemem ama yani bu psikolojik bir durum aslında. Fakat hani psikanalizin, Freud'un daha doğrusu bir teorisi var. Evvela o başlamış. Yani bunların bilinçaltının yansıması olarak insan dilinden döküldüğünü söylüyor. Lapsus denen bir şey var. Dildeki bu lapsuslar işte aşağıda bilinçaltı, şimdi bilinç dışı kavramı kullanıyoruz. Bilinç dışında insanın geliştirdiği kendi muratları, istekleri, hevesleri, arzuları ne derseniz genel kavramlar olarak bunların insan diline vuracağını söylüyor. Bu anlaşılabilir bir durum mu? Evet. Dervişin... aklında ne varsa zikrinde ne fikri varsa neyse zikri fikri odur neyse mu? Zikri odur gibi. Mesela böyle bir sözümüz var bizim atasözü var. Sonra ben Bediüzzaman'ın da Lemahat'te bir cümlesini hatırlıyorum. Dile yansıması insan için bir nakşülacer diyor. Yani kayanın üzerine artık kazınmış, nakşedilmiş bir şey gibidir diyor. Yani zihinde ne kadar hayal dünyasında geliştirdi ve niyeti ne kadar sağlamsa zihninde onun bir taşa kazınması gibi dile varmışsa eğer bir şey, o dile varan şeyin taşın üzerindeki nakış gibi olacağını söylüyor. Yani bir bilimsel bir yaklaşım geliştirmek için falan değil ama ortada bir durum var. Fiziki bir durum var. Buna dikkat çekmek için aslında başlığı bu konuyu ben konuşalım istedim. Yoksa bunun tıbdaki karşılığı şudur, psikiyatrideki karşılığı, işte psikolojideki karşılığı şudur falan. Evet var, böyle bir yaklaşım, bilimsel bir yaklaşım açısı var. Yani insan bazen işte etkisinde kaldığı olayların, travmatik olayların sonrasında ki bu travma yaşantılanmış da olabilir veya işte dediğiniz gibi ilaç gibi böyle anestezi falan gibi durumlarda veya hipnoz gibi sonradan müdahaleyle yapılan durumlarda insan hakikati dilinden döküverir, döker. Yalan söyleyemediği için o şartlarda hakikat olanı konuşabilir. Ama burada güncel olan durumda böyle bir şeyden, bu sarhoşluktan şundan bundan bahsetmiyoruz. Buradaki şey ne kadar çok yoğunlaşılmış, ne kadar çok konuşuluyor, ne kadar çok gündeminde varsa insanların bir yerde başka, bir yerde tam tersi başka şekilde ne kadar çok konuşuluyorsa artık o contalar sağlam değil ki arada burada kendi arasında insanların konuştuğunu
bir başka yerde konuşmaması gerektiğini düşündüğü yerde John da sızdırıyor. Durum bu. Yani bu hanedekini, bu haznedekini buraya çıkartmaması lazım aslında. Bu hazne kim? Kendi aramız. Yani Bakara suresinin ikinci sayfası hemen. Orada kendi arasında konuşmayla alakalı bir grubun kendi arasında yok ya yok öyle bir şey demedik biz sizdeniz ya filan bakmayın böyle denildiğine diyen sonra kendi aralarında aman boşver onu diye kendi arasına geldiğinde de dışarıda sizdeniz dediği adamı alçaltıcı dalga geçici konuşmalar yapan bir güruhtan bahsediyor. Tıpkı bunun gibi yani kazanlar arasındaki geçişi engellemek için burada bir conta var bu contayı gevşeyince buradaki buraya karışıyor. Buradaki kim? Burada olması gereken şey burada olmaması gerekiyor. Kendi aralarında konuşulan şey bir yerde sızıyor demek ki. Kurguları, planları, o kurguyu, planı yürütecekleri insanları da insanların da duyabileceği bir yere conta gevşekliğinden sızıyor. Durum bu, anlaşılan bu. Yoksa bu sıradan basit sözler değil aslında bakmayın. Hani bazı ilahi şeyler var. Mesela bir konuşma var. Konuşmanın içerisinde taksirat kelimesi kullanılıyor. Bizim kültürümüzde bu kelimeyi kim için kullanırız? Yani ben Sela okumayı seven bir insandım. Mesela bir iki yıl çalıştım ben. Sela ve Ezan okumayı çok severdim mesela. Şimdi bir sosyal veri olarak düşünelim bunu. Ben bu konuda bir araştırma şu anda yapılmadı. Ama Türkiye ortamı müsaitse eğer minareden gelen sese karşı insanların ne hissettikleriyle alakalı bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani sen hoşuna gidiyor olabilir bu motivasyon ama hoşuna gitmeyen insanların varlığını reddetme anlamına gelmez bu. İnsanlar camiden duydukları ses karşısında ne hissediyorlar merak ediyorum ben. Mesela bunu ölçelim. Şunu hissediyorlar demiyorum. Benim bir ön hipotezim olabilir ama bir problem olarak ortaya koyuyorum. Bu bilimsel bir yöntem olarak ilerleyelim. Ortada bir problem olduğunu düşünüyorum. Problem şu. Tezim de şu, hipotezim de önden söylediğim şey de şu. Bakalım bu doğru mu? Araştırmacı meğer bu konuda yanılmış deriz sonunda. Eğer yanlış çıkarsa. Hiç de utanmayız bundan. Ama bu bir din değil ki canım yani sonuçta. Ben diyorum ki Türkiye'de minare sesinden, minareden duyulan sese karşı tepkinin bundan şu sene önce, bu sene önce olandan daha fazla olduğunu düşünüyorum diyorum ben. Bunun bir problem olarak ortaya sunuyorum ben. Bir şey yaparım, konuşurum, yazarım, çizerim filan bir ankete çeviririm onu, saha çalışması yaparım. Sonra veriler beni yanıltır, derim ki öndeki hipotezimiz araştırma bulgularına göre doğrulanmamıştır derim. Bu kadar. Bu da bir bilimsel bir çalışma olur. Bir iddiam var, kesin doğrudur demiyorum ben. Ama maalesef böyle bir durum var. Yani Sela okuyoruz mesela. Sela'nın sonunda ne derlerdi? Siz bir cami minare gölgesinde büyümüş bir çocuk olarak Sela'nın sonunda Allah taksiratını affetsin derler. Taksiratı affedecek kimsenin bir Ademoğlu olduğunu kimse demez. Taksirat kusurlar demek doğru ama bu kalıpta biz taksirat kelimesini kullanıyorsak yani kolay kolay kimse kullanmaz. Ben taksiratını affettim demek yani öyle değil. Ben şimdi tanıyorum tanımıyorum hiç ayırt etmeden takipçilerden birisinin bir yakını vefat etmişse Allah taksiratını affetsin mekan cennet olsun filan yazıyorum. Ben hiç şahısla alakalı kullandığını duymadım yani bugüne kadar. Yani aynı zamanda bir edebiyatçı olarak size söyleyin lütfen. Ben rastlamadım yani okuduğum herhangi bir yerde. Yok ben de. Yani bir kere affetmek. Bazı kelimeler bir şeye mal oluyor artık. Yani o kelime o cümlenin kelimesi. Yani o artık bir kalıp. Allah taksiratını affetsin. Allah rahmet eylesin. Mesela ya eylemeyi biz sadece dua cümlelerinde kullanıyoruz değil tabii mi? Tabii ben size rahmet eyleyeceğim derseniz mesela afili afallarız yani. Yani dolayısıyla o kelime artık o ağırlığın kelimesi, o terazinin kelimesi. Alıp ben onu bir şahıs için kullanırsam anlam taşımaz zaten. Bir ciddi bir problem. Yani o kelimeyi kullanmazsınız. Evet buyurun abi. Rahmetim gazabımı geçmiş falan dersem ne anlaşılır buradan? Kimin rahmeti gazabını geçer? Bu hangi dini metinde kimin için kullanılıyor mesela? Bunu dindarlar çok iyi bilir. Adları gibi bilirler yani. Yani bir kere rahmet şimdi, ve gazap kelimeleri çok ağır kelimeler abi. Ya bu kudret isteyen şeyler. Yani bu devasa kudret isteyen bir durum. Benim gazabım ne olur mesela? Kalemi kırarım. Bu gazap yani ne olur yerine gelir bu. Bu benim için gazap olmaz. Rahmet ne? Yani gazabı gölgeleyecek şey. Mesela geliyordu deprem küt diye durdurdum. Yani bu olur. Musibeti engelleyebilecek kudretin olması lazım. Bir de musibet getirecek kudretin olması lazım. Bu lafı söylüyorsam mesela. Şimdi adam bir tür saçmalık var hatırlarsan. Bunu bir
Hani bir dindar olarak beni rahatsız ediyor. Din adamı, ben bu kalıba inanmıyorum, böyle bir deyime. Din adamı olarak değil, bir ilahiyatçı olarak, bir akademisyen olarak söylemiyorum onu. Bir dindar olarak söylüyorum. Birisine peygamber muamelesi yapmak, doğduğu şehre şu ne demek, bunu demek filan, öyle böyle filan. Bunun yenilir yutulur tarafları yok. Yani buna ses çıkarmayan insana yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum yani. Ha, ne yapıyorsunuz ya, benim aklımda ne biçim konuşuyorsunuz demeyen şahıstadır asıl problem aslında. Bakmayın yani. Sonra taksirat diyorsunuz, rahmet gazap diyorsunuz. Sonra mesela doğasında var kelimesini ben çok rahatsız etmiştim mesela, hepimiz gibi. Yani demek ki sen bir askerin ölmesi gerektiğini mi düşünüyorsun? Yani abla sana, senin de kardeşin o mesleği seçmeseydi falan diye telefonda söylüyorsan. Demek ki sen bu askerin ölecek tabii ya, asker falan diye mi inanıyorsun acaba? Diye insan diline vurmuş diyor yani. Şimdi doğasında var, madenciliğin fıtratında var. Fıtratında var. Fıtratında var. Demek ki sen madenci ölür canım filan diye inanıyorsun bunu dediğine göre. Niye ölsün? Niye asker ölsün ya? Böyle bir şey. Biz üzerine çok mizah yapmıştık Mustafa Sarıtaş'la. Tuğçe Kazaz sarayda kendisini, zat hallerini ziyaret etmiş ve manşete şu cümleyi çekmişlerdi. O röportajın manşetine. Ben faniyim. Ha. Diyor ki Tuğçe Hanım, Sayın Cumhurbaşkanımız diyor, fani olduğunu söyledi. Yani müthiş bir tevazu, ben çok etkilendim diyor. Yani neden fani olduğum hatırlatma ihtiyacı duyarım? Mesela ben sık sık izleyicilere, sevgili izleyenler, bu arada ben faniyim, bilginiz olsun. Yani demek ki sürekli bir şey var yani, bir şey geliyor. Yani ya seyircilerde benim fani olmadığıma dair bir inanış var. Ahmet Bozkuş öyle sıradan bir adam değil. Öyle böyle deme adam. YouTube'dan yayın yapabiliyor. Herkes yapabiliyor mu bugün falan? Adam iki pencere yapmış. Bir tarafa da Hakan Zafer'i koymuş bak falan. Hani buradan arkadaşlar bunu yaptık ama biz faniyiz tabii. Bunu da sizler gibi faniyiz. Yani bu tevazu değil ki. Yani bu tevazu değil. Bu bir problemin göstergesi. İçten içe bir şeyler ama dönüyor. Dile vuruyor. Ezeli ve ebedi liderimizdir diyor. Evet. Aynı şahıs. Şimdi görüyor musun bunlar? Yani bunlar kafada hani böyle paldır küldür konuşulacak şeyler değil. Özellikle hani dini kavramları konuşurken adeta ikinci bir peygamber, Allah'ın bilmem vasıflar, tekrar klişe oldu artık da. Yani ben de tiksiniyorum aslında söylerken. Ama bu durum bu. Yani. Bir adama sen ne vasfı yüklüyorsun? Kafanda demek ki bir şey görüyorsun ki onu diline vuruyorsun. Bir de eline mikrofon almış bağırıyorsan bu yani seçer insan. Ya bir zahmet seçmiyorsan zaten konuşma. Ben burada konuşacağım şeyi saatlerce not alıyorum. Yani günlerce düşünüyorum üzerine. Biraz böyle alandan çıkmayayım falan diye dikkat etmeye çalışıyorum. Seçiyorum. Sen de seç. Mikrofon karşısına geçmişsin. Bir zahmet seç yani. Adeta bizim için ikinci dokunmak bile sevaptır dersen ne olur ya? Bir tane din adamın senin hala sevabı kim belirler? Yani doğduğun yerin kutsaldır diyebilir misin sen Siirt'e, Rize'ye, işte İstanbul'a filan? Kutsallığı kim belirler yani? Bir tanesi desin bunu. Kutsallığı kim sınırlar? Allah'tan başkasının kutsal yeri, kutsal yerler sınırlı. Kur'an'da belli. Bunun haricinde kimse kutsal yer ilan edemez. Peygamberine bile bu yetkiyi vermiyor bakın. Yani peygamberi kutsal mekan ilan etme hakkı yok, peygamberinde yok. Sadece Allah kutsallığı yere ait kılar. Ama sen doğduğu işte bilmem ne olduğu yer falan dersen bunun imanla şununla bununla telif edilir, açıklanır, zerre bir tarafı yok. Sen bu problem değil, kim olsan ol, hiç problem değil. Ama demek ki bakın yani bunlar bu kazanın bu tarafında zaten olan şeyler conta gevşekliğinden diğer tarafa da sızıyor. Ha buna psikolojide lapsus dersiniz, işte psikanalizde bilinç dışındaki şeylerin dışa vurumu dersiniz. Kontrolsüz olabileceği ilaçtır, travmadır veya travma dışı herhangi bir zorlanma da açığa çıkabilecek, rüyadır, hipnozdur gibi müdahaleli durumlarda bile açığa çıkabilecek. Zaten insan zihninde gelişmiş bir takım saplantılardır, düşüncelerdir, kaygılardır, korkulardır diyebilirsiniz. Ama ortada bir durum var. Yani gülerek mesela şunu diyorsanız ki bugün dinledim. Yani çok can sıkıcı bir şey ya. Çok can sıkıcı. Şahıs hiç önemli değil. Bunu Fatih Yürek söylese gene canım sıkılırdı. Emin olun yani. Yani mezarlıkta sadece yeşil var diyerek gülünebilir mi? Yani böyle bir şey olur mu? Yani sadece mezarlık huzursuz. Bir de üstelik siz yönettiğiniz belediyeyle alakalı söylüyorsunuz bunu. Yani böyle bir şey olabilir mi? Mesela ben diyorum ki
Keşke şurada şu konuyu da konuşsaydık. Mesela şimdi hemen gözümü attım. Bir Hazreti Şuayb'le alakalı bir şey söylememişiz. Mesela o vurguyu keşke yapsaydım desem. Yap süre var yap işte. Seni kısıtlayan mı var? Yap denebilir mesela. Biri bana der. Şimdi bakıyorum burada gözümün önüne küt diye geldi. Keşke şu vurgu yapsaydım. Yap yani seni kısıtlayan mı var? Yani hiç gördüğünüz gibi şehirlerimiz huzursuz. Niye huzur bulamıyoruz? Ağaç yok, yeşil yok. Kim yönetti dayı burayı daha önce? Yani kim yaptı bunu? Allah'ını severseniz yani adamla böyle hani hem insan olarak zoruna gidiyor insanın. Bir de sadece mezarlıkta, Selvi sadece Karacaahmet'te, bir de gülerek yani böyle bu bir şeyin yansıması. Yani kimse kusura bakmasın öyle irticali bir konuşmanın pimpon topu gibi sağa sola vurması değil bu. Yani bir zihinde bir şey dönüyor. Bu haznede bir şey var. Conta gevşeyince bu tarafa sızıyor. Aa durduk yere niye renk değiştirdi diyoruz burası. Çünkü diğer kazanda o var yani. Buna ister lapsus deyin, ister bilinç dışının işte bir takım etkenler vasıtasıyla dışa vurumu falan deyin. İster keskin küpün içinde ne varsa dışına sızar deyin. İster fikri neyse zikri de odur deyin yani. İster kayaya nakşedilmiş, hayalin kayaya nakşedilmiş şeklidir falan ne derseniz deyin. Bir şekilde bir yerlerde bunun artık üstü böyle sırlanmış, sonra noktası konmuş cümleler olduğunu ben düşünüyorum. Bu açıdan önemli bir şey yani. İtiraf mı? Evet çok ciddi alması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir adama tuzak var. Biri kaçıyor, biri kurtuluyor. Kurtulmak var, tuzak var. Bu kelimeler sıradan şeyler değiller. İnşallah kayıt altına alınıyordur. Adalet terazisini elinde tutan insanların cesur birileri kalmışsa ki falan demeyeceğim. Yok çünkü gördüğümüz kadarıyla yok. İnşallah olur yakın zamanda. İnşallah. Eğer böyle bir şey olursa bu itirafları mutlaka ama mutlaka bir yerlerde barındırılması lazım. Breaking Bad'i izleyenler efsanevi dizidir. O filmin, o dizinin kırılma sahnesi adamın narkoz yiyince karısı sorar telefonun neredeydi? Adam hangi telefon der. Sonra ikinci bir telefonu olduğu ortaya çıkar ve hikaye bambaşka bir yöne akar. Ama narkoz yiyince o ana kadar çok başarılı bir şekilde bunu saklamıştır. Telefonunu aldın mı? Telefonun yanında mı? Telefon neredeydi diye soruyor karısı. Adam da hangi telefon diyor narkozlu bir vaziyette. O ana kadar sakladığı şey ortaya dökülüyor. Sakladığı bir şey varsa bir adamın, birisinin, herhangi bir şahsın sakladığı bir şey, saklaması gereken bir şey varsa varsa dökülüyor, varsa söyleniyor. Yani buradan da biz az evvel sizle beraber abi taksirat kelimesini saydık. Rahmetimiz gazabımızı aşmıştır. Doğasında var, fıtratında var. Faniyim ben, ezeli ve ebedi lider. Ona dokunmak ibadettir. İkinci bir peygamber gibidir. Onun doğduğu şehir mübarek, mukaddes beldedir. Bakın bizim bir anda saydık. Daha fazlası da vardır tahmin ediyorum da bunlar bizim şu an aklımıza gelenler. Yani bu öyle bir bilinçaltını gösteriyor ki feci. Yani durum çok feci. Hatta bir tanesini hatırlayacaksınız. Devrik bir başbakan için işte Peygamber Efendimiz tarafından kendisinin görevlendirildiğini filan söylemişti. Hatırlayanlar olacaktır böyle sakallı cübbeli bir herif. Sonra ne oldu? Peygamber Efendimiz tarafından görevlendirilmiş adamı aldınız aşağı indirdiniz şimdi bir dakika yani. Yani öyle kolay mı? Birisi daha peygamber iğrenci tarafından vardı hatırlar mısınız? O, yani. O gurura kapıldı biz gurura kapılmıyoruz filan gibi. Oo tabii biz onu unuttuk. Biz onu unuttuk en başta. Açtık diyor adam ya bu conta gevşekliği rahmet midir artık bilemiyorum. Yani konuşurken ben canım sıkılıyor hakikaten canım sıkılıyor. İğreniyorum konulardan. Ama nasıl bir contanız var ya? Nasıl bir conta varsa böyle bir gevşek garip bir gevşeklikle içindeki dışarı sızıyor. Ya dediğim gibi abi yani o kadar çok küfür görüyorum ki yani o kadar çok sağ tıkla, engelle, blokla, şikayet et aynı şeyi o kadar sık yapmak zorunda kalıyorum ki. Yani böyle hani küfretmeden eleştiren bir iki insan görünce böyle teşekkür edesim geliyor. Ya teşekkür ederim yani küfretmemişsiniz. Hani küçük hakaretler var içinde ama en azından küfretmemişsiniz diye teşekkür edesim geliyor. Küfrün bu kadar yaygın, bu kadar popüler, bu kadar şey olduğu hani alkışlandığı bir ortamda ya adamın işte ya biz bu şehre ihanet ettik. Bunun da benim de payım vardı demesi alkış alıyor. Ve tahmin ediyorum sonrasında da şöyle tevil ediliyor bu. Ne kadar açık sözlü bir adam gördünüz mü ya? Evet, vay be. Evet. Adam bak açık. Adam faniyim dedi üstü. Fani adam ya hani bu ne büyük tevazu.
demese, faniyim demese şimdi millet tereddüde düşecek tabii. Yani insanlar yani, şaşıracaklar. Bu dilin bozukluğu önemli bir şeydir. Yani bu hakikaten önemli bir şey. Ben taş atmak için demiyorum. Şimdi bu sohbet tarafında gözümü birkaç şeye dikkat ettim. Orada ayrı bir şey dönüyor. Neyse, bizi dinleyen yok herhalde. Yani bilmiyorum. Garip bir durum var. İyi analiz edemediniz. Saray maray laf. Benim böyle problem yok. Bakın sevgili dinleyenler, sevgili izleyenler. Ben Kur'an okurken adam dövmek için okumuyorum. Yani böyle yani birkaç defa dinlemişsen zaten görüyorsunuz yani. Durum ben kendim okuyorum Kur'an'ı. Kimse okumam. Kimse okumam. Nameli nameli de kimse okumam. Kendim okurum. Ve benim yaklaşımım bu. Şimdi tarihte kalmış bir Hazreti Şuayb'den bahsetmiyoruz. 2017'nin işte Kasım'ının gelmişiz 8'ine. 2017 Kasım'ın 8'inde ben ne yaparım buradan? Önümde bir harita var. Ne yaparım? Ya buradan bugüne özel bir yorumlama çıkartmam lazım benim. O yüzden bana Allah bunları okuturuyor. O yüzden okuyorum. Yoksa adam dövmeye, adam eleştirmeye, yer aramaya falan böyle daha iyi bir Müslümanım onu ortaya koyuyor. Haşa, böyle bir şey yok. Ve ben Kur'an okudukça canı sıkılan, bazen yer yer hakikaten Allah'a yeminle söylüyorum hoplayacak kadar sevinen, böyle anladığım için anlıyor muyum acaba diye hoplayacak kadar, zıplayacak kadar sevinen bir adamım ben. Şimdi övmek için demiyorum bunu. Ya neyine övüneceğim? Allah bana bir kitap vermiş, oku demiş. Ben de okuyorum. Ne var ki yani? Bu nefes alıyorum ben ha sevgili seyirciler demek ki. Bir şey bu. Bu zaten normal. Neyine övüneyim? Yani herkesin böyle olması gerekir. Yani ben övünecek bir şey değil bu. Dolayısıyla ben onun bunun eleştirisini yapmak için haşa böyle bir şey yok. Yani Allah'a sığındırım bundan. Ama bakın bugün başım ağrıyor kardeşim. Bir şey var. Önünüzde de bir şey var. İlaç var. Prospektüsünü okuyacaksınız mesela. Bu tipik İslami söylemdir ama nereden aklıma gelirse bilmiyorum. Yani değiştiriyorum misali. Bugün bir derdim var. Tamam, makine çalıştıracağım. Ve birisini aramam lazım. Ustası var bu işin. Ahmet Bozkuş biliyor ki işte bu programı o benden iyi kullanıyor. Ya bunu nasıl yapacaktık diye telefon açıyorum. Yok, açmam. Program kullanmam. Açmam. Telefon açmam. Program kullanmam. Ne yaparım? Böyle kilit bir pozisyon. Ya ben Kur'an'ı bunun için okuyorum. Yani ben adam dövmeye Kur'an okunmaz. Allah'a sığınırım bundan. Öteki belki de zaten buna layık mı? Onu da tartışırım. En başta bunu konuşurum yani. Kaldı ki ben hayat olarak bir yol açıyorum kendime. Devamlı, devamlı, devamlı. Bu cümlenin öznesine kendimi yazmaya çalışıyorum. Neresindeyim ben bu işin? Neresindeyim? Bana Allah okutturuyorsa var bir bildiği diyorum. Ve kendi hayatıma dair oradan ala 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 ne kadar alırsam öyle ilerlemeye çalışıyorum. Şey bu, heyecanlanıyorum, çok canım sıkılıyor, çok duygulanıyorum okudukça mesela, okudukça. Şimdi atladığım şeyi söyleyeyim mesela can sıkıcı şeylerden. Hatta şöyle göstereyim, yanına da bir emoji çizmişim yani şurada. Sevgili izleyenler, asık surat adam çizmişim. Atladığım vurgu buydu. Çizdiğim canım sıkılan şey şu, yani hatırlayınca benim de canım sıkılıyor. Hazreti Şuayb'i iki yerde bu ayetlerin 35-40 ayet içerisinde iki yerde şöyle diyorlar. O azgın, ensesi kalın tipler bollukta şımarmış, sağa sola tehdit yuvarlayan, köşe başlarını tutmuş ve herkesin de malına mülküne el koyan, adalet terazisini fena halde örseleyen adamlar diyorlar ki ya Şuayb biz senin dediğini anlamıyoruz diyorlar. Tamam sen bizden birisin, kavmimizdensin ama biz senin dediğini anlamıyoruz. Bu ne demek biliyor musunuz anlamıyoruz? Ne diyor bu ya filan demenin ta kendisidir. Hani argolaştırıyor gibi lütfen böyle anlamayın. Ne diyorsun ya filan gibi. Birisi hoşumuza gitmeyen bir şey söylüyor. Biri mi konuşuyor ya? Burada bir şey sen de bir şey duydun mu ya filan diye dal geçiyorsunuz yani birisine. Aynen o %100 odur. Benim anladığım bu. Orada bir Şuayb konuşuyor. Bunlar bir ses duydunuz mu sizde ya filan. Biri mi konuşuyor bir ses geliyor ama filan. Bu demektir. Anlamıyoruz ne anlama gelir? Biz senin dediğini anlamıyoruz. Yani neyin anlamıyorsun ya? Sana Allah anla diye o elçiyi göndermiş. Senin dilinden neyini anlamıyorsun? İşine gelmiyor. O yüzden anlamıyorsun. O yüzden de şöyle kulak tıkı. Efendim birisi bir şey mi diyor? Kim bir ses mi duyduk ya? Bir ses geldi değil mi? Falan diye böyle dalga geçiyorlar aslında. Ben canım sıkılıyor gördüm. Ben emoji çizmişim. Allah şahit. Yani burada saatler önce çizdim bunu. Bu vurgu canı sıkmıyor mu? Mesela çok hüzünlendiren şeyler var. Çok duygulandım. Gerçekten çok da aşırı sevindiğim Allah'ım diyorum ya. Bu söz yani bir insan imkanı yok söyleyemez bu cümleyi. Yani o kadar yerleşmiş ki o kadar alıyorum o diyorum ya o ayet o ayet yan yana getirince inanılmaz bir mutluluğa dönüşüyor bu. Şimdi durup basit bir Ademoğlu için bu kadar şey bir kimse kusura bakmasın öyle ucuza gidecek bir şey yok. Kimsenin inancı, emeği ucuza gidecek kadar değil. Bu kadar ucuza gitmez. Allah için yaparsınız bunu ve Allah size bu kitabı gönderirse siz önünüze yaşadığınız günde rota çizersiniz. Eskilerin masallarıyla avunmazsınız.
veya o güncel tartışmaya katılmak gibi olmasın ama eskilerin anlatılan halleriyle bugün insan susturmazsınız mesela. O tartışmanın içerisinde katılmak için demiyorum. Yani bakın orada da böyleydi. Siz de demek ki filan demek için bunun değil. Orada böyleydi. Şu ayette nasılsa bizde de öyle olsun. Aynısını oturtalım. Öyle olmaz zaten. O peygamber ve ailesi. Şuayb'de olan bir şeyi alırsın, getirirsin, dersin kardeşim bu perspektif bugün budur. Bakın burada Allah şundan 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 bahsediyor. Bunu ayarlamamız için bugün şunu şunu yapmamız lazım dersin. Orada bahsedilen şey durum buydu. Bugünkü durum budur dersiniz. Bundan hareketle yaparsınız. O güncel tartışmadaki akademisyen arkadaşın yaptığı hata, en bariz hata buydu. Bence bana kalırsa. Aynısı değil. Aynısını onu okuyup ondan hareketle bir şey yapmamaktır asıl problem. Yoksa onu okumakta problem yok. Kur'an'ın temsillerini, teşbihlerini, misallerini, mesellerini yararlanmada bunda problem yok. İnsanlara anlatmada hiç problem yok. Ama orada kalıp yenilememe, kendi cümlesini, o cümleye özne olarak kendini yazamamada problem var. Geliştirememede, ileri taşıyamamada, önünü açamamada problem var. Yoksa şimdi orada birkaç cümle hatırlıyorum. Ben sağa sola eleştirmek için böyle Kur'an okumam. Allah'a sığınırım yani. Öyle bir şey yok. Olmaz. Kur'an bunun için okunmaz zaten. İyi de hocam siz de Kur'an okuyorsunuz. Öteki belki de beni ilgilendirmez ki. Bana niye böyle dedin derseniz ben size şimdi 35-40 tane ayet yazmışım buraya. Çatır çatır yazmışım. 6-7 tane de hadis not almışım şuraya. İlgili yerlerle alakalı. Dua yazmışım mesela. Bir sürü şey yazmışım. Ondan sonra iyi de hocam filan derseniz bu pişkinlik çok zararlı bir pişkinlik. Bu bizi hakikate de yaklaştırmaz, ilme de yaklaştırmaz, Kur'an'a da yaklaştırmaz. Kimse kusura bakmasın yani. Niye böyle dediğiniz derseniz, eğer fikirse konuşacağınız şey, fikirleri konuşuruz. Yani hipoteziniz vardır, probleminizi ortaya koyarsınız, hipotezinizi koyarsınız, test edersiniz bilimsel metotta da. En son dersiniz kardeşim uymadı yani. Olmadı. Araştırmacı burada yanıldı. Tutarsız oldu. Görüşlerine uymadı filan dersiniz. Hipotezimiz doğrulanmadı dersiniz. Bunda da kimse gocunmaz. Aa ben bu ayeti yanlış anlamışım demeniz lazım eğer Kur'an'ı seviyorsanız. Yok benim anladığım gibidir. Başkası olmaz derseniz bu bir Kur'an'a terbiyesizlik olur yani bu. Yoksa adam eleştirmeye yer aramıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Hatta Ahmet Bozkuş da çok iyi şahidi. Ben de ona karşı şahidim. Hatta olanları da ya konuşmasak mı konuşmasak mı diye azaltıyoruz yani işin açığı. Her şey konuşsanız oho işin içinden çıkamıyorsunuz zaten. İnsan daralıyor bir yerden sonra da insan daralıyor. Yeter be filan diyorsunuz yani. Evet. Hiç evet, mi ümit verici bir şey yok? Bir sürü şeyi gölgelemiş mi acaba diyoruz yani. İnsanların zihninde gölge mi oluşturuyoruz bu kadar olumsuzluğu konuşa konuşa? Ama sonradan gelen mesajlardan da şunları anlıyorum. Kimse bir şey haber alma konusunda ciddi problemler var. Ciddi problemler var. Keşke bu sorunlar aşılsa ve biz de gerçekten Hazreti Şuayb'ı konuşsak mesela. Sadece Hazreti Şuayb'ı konuşsak. Ya bana ne Ötekin Berikli'nin mezarlıktaki Selvi'yi gülerek anlatmasından mesela. Bu benim için de önemli çünkü ben de bir vatandaşım sonuçta. Ben de bir insanım. Ben daha geldi konuşurum. Din adamları ki bu tabire gene katılmadım söyleyerek abdestin gusülün farzlarını işte acaba Mina'da mı kurban kessek, Diyanet kendi adımıza kesse mi olur filan ne olacak o etkiler? Bunu konuşmaz sadece. Bunu konuşmaz. Öyle bir şey değil. Yani sadece namaz kıldıran bir adam olarak görürseniz din adamlarını ortalık böyle kaynıyor işte. Köşe başınıza 5 tane imam hatip yazdırıp zorla çoluğunu çocuğunuzu oraya gönderiyor insanlar. Siz böyle anlarsanız o da böyle yapıyor işte. Bence bugün söylediğiniz en kıymetli şeylerden bir tanesi buraya da not aldım. Güzel Kur'an-ı Kerim okuyorsam Kur'an kursuna hoca olurum. Yani güzel Kur'an-ı Kerim okumanın bir insana kazandırabileceği tek avantaj bu olmalı. Ya ne olabilir ben anlamıyorum yani hakikaten anlamıyorum yani. Yani bu dindarları da anlamaya çalışıyorum dindar görünümleri. Allah'ım diyorum ya yani daha güzel okuyanlar var yani onları alıp o zaman nereye koyacağız? Yani vasatı buraya koyuyorsak daha güzel nereye koyacağız? Yarışmasını yaptınız birinciyi ne yapacağız? Evet. İstanbul'da bir cami imamı. Onu ne yapmamız lazım şimdi mesela? Yani bir Türkiye'de bakanlık vermek olur. Lazım en azından. Bir bakanlık ya şey gelmiş. İleride çok arkadaş vardı hatırlıyorum. Dünya şampiyonu oluyorlar filan mesela. Hafızlık, güzel okuma filan. Bu çocuklar ne yaptınız mesela? Ne yapıyorsunuz bunları? Yani neyle taltif edeceğiz bunu? Bunu söylemiyor ki. Tekrar hatırlatıyorum hadisi. Olabilir. Tihame dağları kadar olabilir. Ama un ufak olur. Ne zaman? Tenhadaki halinizle. Gözümüzün önündeki haliniz değil. Tenhadaki haliniz nasıl? Şu Kur'an'ı ben tenhada nasıl okuyorum? Allah bana onun hesabını soracak. Yoksa bir konuşalım da şöyle anlatmış. Ne var? Ne var ki yani bunda? Herkes anlatıyor.
Yani siz de zaten, sizin de anlayacağınız bir kitap zaten bu. Beraber paylaşıyoruz, bu kadar. Ben böyle baktım, siz öyle bakıyorsunuz, bunun gibi. Ama kapattığımda, yayın kapandı, ondan sonra paldır küldür gidiyorum. Bunların hiçbiri, elimin tersiyle itiyorum. Bu böyle oluyor işte. Kıyamet dağları kadar olsa bile, devasa olsa bile unufak oluyor. Allah o günden korusun. Amin. Amin inşallah. Ve Hazreti Şuayb'in dediği gibi de diyelim, bekleyelim. Bekleyin, bekleyelim. Görelim bakalım kurulan tuzaklar, yapılan planlar, kazılan kuyular neye dönüşecek? Ya Allah salihleri temize çıkarsın. O günü bekleyelim hep beraber. Hazreti Şuayb'in duası, Allah'ım kavmimle, benim aramdaki bu sıkıntılı iş, kilitlenmiş işi açığa sen çıkar. Ve adaletle açığa çıkar, hakkaniyetle açığa çıkar. Amin. Amin. İnşallah. Güzel bir dua yani bu açıdan. Evet, evet. Yani bu duayı eden ruh hali de önemli. Bu tehdit sonrasında edilen bir dua. Öyle mi? Filan diyor. Yani hatta biz tevekkül edenleriz diyor. Tembel değiliz. Siz bizi tehdit edersiniz ama bekleriz biz. Nasıl bekleriz? Üzümüze düşen her şeyi de yaparız o arada. Öyle kolay değil öyle tehdit filan der. Ondan sonra üzerimize düşeni yapar. Yaptıktan sonra da ya Rabbi biz yaptık üzerimize düşeni. Ama tembellik değil. Yaptıktan en sonunda nihayete gelince ondan sonra deriz ki ya Rabbi kavmimiz aramız kilitlendi. Sen açanların en hayırlısın. Nasıl açılması gerekiyorsa artık. Açıp uzaklaştırma mı, açıp yakınlaştırma mı bilemem bunu. Durup polyanacılık yapmaya gerek yok burada. Açıp uzaklaşabilirdi. Açması uzaklaştırabilirdi insanı. Allah'ım sen işleri düzeltenlerin en hayırlısın. Ne olur ya Rabbi? Miftah kelimesi var. Kelime fetah kelimesi orada. Öyle bir anahtar ver ki şu kilit çözülsün. Öyle bir şey anahtar olsun ki kilit çözülsün. Onu diyoruz. Amin. Amin. İnşallah. İnşallah abi. Hakan abi teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Saatten biraz daha fazla yaptık bugün programı. Ama konuşmayı vaat ettiğimiz iki konuyu da konuşmuş olduk. Daha da fazlasını konuştuk. Yani inşallah yine ben aynı ümitle bitireyim. Aynı ümitle inşallah haftaya çarşamba konuşacak iyi şeyler olsun. Türkiye'de, dünyada bahsedebileceğimiz güzel şeyler olsun. Yani bu kadar kara, bu kadar kirli şeyden bahsetmek zorunda kalmayalım. Temennimiz bu. Bu arada programa... geçen hafta hani iki hanımefendi, Zerrin Hanım ve evet. Hristiyan Hanım da hatırlarsanız. Bu arada Kosova'da bir alıkon hadisesi vardı. Evet. Hatırladığım kadarıyla. Biz konuştuğumuz sıralarda bir gün veya iki gün sonra o Kosova'daki alıkonma olayı kefaletle sonuçlandı. Böyle güzel bir evet, haber var. Çok şükür. Bu hafta çok şükür. Içerisinde. Evet. Ama Birsen Hanım ve Zerrin Hanım'ın eşlerinden hala haber yok. İnşallah yani yapılabilecek şeyleri ne kadar duyurulur, ne olur onunla beraber izleyicilerimizden de yani bu kadar sıkıntı yaşayan insanları tekrar dua istemek suretiyle bitirmiş olalım. İnşallah. Sevgili seyirciler teşekkür ederiz. Sevgili izleyenler teşekkür ederiz. Geçen hafta konuştuk. Yani oturup televizyona bakma haline izlemek deniyor. Ama hareket ama ederek. Bizde, evet bizde ama bizde hareket olabilir. Çünkü beraber hareket ediyoruz. Bir yere evet. Gidiyoruz yani. Baştan alıp bir yere. Doğru. Bu bir seyir sayılabilir yani. Evet doğru dizi olabilir. İzlemek gibi değil en azından. Evet doğru doğru. Yani bir şey var. Bir zihin olarak bir yere doğru hareket ediyoruz evet, en azından. Bir zihin hareketi var. Herkese çok teşekkür ediyoruz programa katıldığınız için. Videodan ayrılırken beğenme tuşuna basarsanız seviniriz. Beğendiyseniz tabii. Beğenmediyseniz basmayın canım. Yani zorla sizi tehdit edecek değilim yani bunun için. Ama yaparsanız memnun oluruz. Çünkü bu programı, bu videonun daha çok insana ulaşmasını sağlıyor. Üstelik bunun için sizden bir ücret talep etmiyoruz. Yani tamamen ücretsiz bir şey. Yani bu konulara desteğinizi istiyoruz. Daha çok insana, daha çok kulağa ulaşması, göze ulaşması için bu programın. İnşallah haftaya çarşamba Türkiye saatiyle 20'de bir aksilik olmazsa Hakan Zafer'le birlikte yine burada olacağız. Hakan abi teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Herkese, size de. İnşallah. Yeniden görüşünceye kadar herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.